basın açıklamasıyla da ifade etmiş olduğu taleplerin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün sendikalara dönük ihraçlarla, sürgünlerle sendikaların ana faaliyetlerini engellemeye çalışan bu iktidar anlayışının bu uygulamalarıyla yeni tanışmıyoruz. Bu ülkeyi o halle ve sıkı yönetimin muadili bir yönetim biçimiyle yönetmeye devam ediyorlar. O hal resmen kalksa da fiili olarak bugün Türkiye'nin dört bir yanında o hal uygulamalarını işte dün bir basın açıklamasında yine tanıklık ettik. Habersen sendika yöneticilerine yine ihraçlarla bir cezalandırma müeyyidesi uygulanıyor. Şimdi yine BTS'ye dönük zaten uzun zamandır devam eden bu alana ilişkin ihraçlar, sürgünler tekrar bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün AKP iktidarının ortağıyla birlikte en fazla korktuğu şey ne biliyor musunuz? En fazla korktukları ve ürküttükleri şey bugün verilen sendikal mücadele, bugün toplumun vermiş olduğu demokratik mücadeledir. İşte bu nedenle özellikle demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını hedef alan bir yasa çıkardılar. Artık daha önce belediyelere atamış oldukları ve orada deneyim kazanmış oldukları kayyum uygulamalarını şimdi kurumlar düzeyinde bu kayyum uygulamalarıyla Türkiye'deki demokrasi mücadelesi geleneğine tıpkı sıkı yönetim döneminde nasıl askeri junta yönetimi bir darbe uygulaması yaptıysa şu an sivil görünümlü bir darbe uygulamasıyla karşı karşıyayız. İşte bu ihraçları, sürgünleri bundan bağımsız olarak düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi rektörünün atamasına karşı öğrencilerin güçlü bir biçimde itirazı demokratik bir itirazdır. Çünkü bir rektör nasıl atanacak? Bu yasada belirlenmiş durumdadır. Yasayı ayaklar altına alan, anayasayı ayaklar altına alan, mevcut olan bir iktidar ve hükümet anlayışıyla bu toplum uzlaşmayacağını, gençler uzlaşmayacağını, işçiler, emekçiler uzlaşmayacağını her fırsatta dile getiriyor, her fırsatta mücadelemizi her yerde hep birlikte sürdürüyor ve sürdüreceğiz. Çünkü bizleri kuru ekmeğe muhtaç eden, çünkü bu ülkenin ekonomisini, ekonomik politikaları yanlış yürüttükleri için delik deşik etmiş olan, kuru ekmeğe toplumu muhtaç etmiş olan, asgari ücreti yalan yanlış TÜİK'in enflasyon açıklamalarına bağlı olarak açıklamalarını asla kabul etmiyoruz. Bugün işçiler, emekçiler, yoksullar, aileler, hane halkı markete gittiğinde, manava pazara gittiğinde gerçek enflasyon oranıyla orada karşılaşıyor. Ve bu asgari ücreti de kabul etmediğini ifade ettiler, edeceklerdir. Bugün Türkiye'de bütün bu baskılara rağmen karanlığın en koyu olduğu dönemlerde aydınlığa yaklaştığımızın hepimiz bilincindeyiz. Ve bir kez daha şunu ifade ediyoruz ki demokratik mücadele yolundan Türkiye'deki hiçbir kurum ayrılmadı, ayrılmayacak baskılara rağmen. Bizler bir kez daha BTS'nin taleplerinin yanındayız ve sürgünlerin derhal durdurulmasını ve arkadaşlarımızın görev yerlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum.